Modern tarım tekniğinde son derece yanlış bir yöntem olan anız yakımı telafisi mümkün olmayan birçok zararlara davetiye çıkartıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak biz e, 7-24 e, şu anda il genelinde 29 noktada hizmet veriyoruz. E, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da e, büyük katkılarıyla itfaiye Teşkilatımız e, şu anda Güney'in, Akdeniz bölgesinin en iyi ekiplerinden biri. Fakat e, sadece bizim e, çok güçlü olmamız yetmiyor. E, vatandaşlarımızın da farkındalığının artması gerekiyor. Biz anız yangınlarıyla mücadeleyi e, geçtiğimiz yıl e, broşür bastırarak e, ve hutbelerde e, müftülüğümüzden e, rica ederek e, başlamıştık. E, ama bu sene çok daha farklı bir e, sisteme girdik. Bütün çiftçilerimizin e, adreslerini e, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden öğrendik. Onlara e, mektuplar yazdık, e, broşürler e, koyduk mektupların içerisine. Ee, bu çalışmalarımızı e, ile anız yangınlarını minimuma indirmeyi yani sıfırlamayı düşünüyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanı Cahit Küçükönder anız yakmanın toprağa büyük zarar verdiğini ve kanunen yasak olduğunu belirterek vatandaşları olası anız yangınlarına karşı uyardı. Allah korusun bu anız yangınları ormana sıçrayabiliyor, bağ bahçe yangına dönüşebiliyor, e, evlere sıçrayabiliyor. E, araç yangını sıçrayabiliyor? Trafik kazalarına sebep olabiliyor. Mesela yoldaki görüş açısını birden kaybediyor ve ciddi trafik kazalarına dönüşebiliyor. E, toprağı havalandıran canlılardan tutun da toprağın üzerinde tozlaşmayı sağ, sağlayan birbirlerine birbirlerine konarak e, o, o çiçekten öbür çiçeğe e, çeşitli görevleri olan canlılar var. Biz e, anız yangınıyla bu canlıların tamamını yok ediyoruz. Toprağın üzerinde 4-5 santimlik siyah katran gibi bir tabaka oluşuyor. Bu tabaka yanlış e, tamamen e, artık yok olmuş bir toprak demek. Bildiğimiz çöl kumuna dönüyor. O topraktaki canlıların artık nesli tükeniyor. E, topraktaki solucanlar ölünce bu sefer solucan, solucan güpresi, tozlaşma gübresi gibi benzer doğal olmayan, e, organik olmayan e, tarımsal e, çalışmalar başlıyor. Bilinçsizce yapılan bazı e, işte anız yangını bunlarda başı teşkil ediyor. E, hatalar yüzünden bu cennet vatanımızı cehenneme dönüştürebiliyoruz. Elimizle toprağımızı çöle dönüştürüyoruz. Kahramanmaraş Genelinde 112 yangının 93 tanesinin anız yangını olduğunun altını çizen Başkan Küçük Önder, anız yakmanın zararlarını şöyle anlattı. Bakın şu 4 günlük bayram istatistiği. bayram tatili işte 112 tane yangın var. Bunun 93 tanesi anız yangını. Bizim normalde il genelinde günlük 15-20 civarında yangın ortalamamız. Yani bütün ilçelerimiz dahil yaz aylar girdiği zaman bu sayımız 85-90'a çıkıyor. Yani her gün e, daha şu anda 30 civarında çıkış yapıyoruz anızlara ama yarın bir ay sonra işte bir buçuk ay sonra bu çıkış sayımız ta 50'ye 60'ı buluyor. Yani yazıktır diyoruz, günahtır diyoruz. Bu hayvanları yakmayın. Bu yani öyle bir günah ki e, eğer dayanabiliyorsan sen şu kafandaki deriyi bir yak e, veya kolunu kolunu bir yak. Nasıl bir acı onu bir hisset hatta yanarak ölmek nasıl bir şey onu bir hisset ondan sonra ee, o hayvanları yakmaya cesaret edebiliyorsan yak. Bunun bir vebali var. Anız yangınlarıyla mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Başkan Küçük Önder konuşmasına şöyle devam etti. Biz e, inşallah Büyükşehir İtfaiyesi olarak e, anız yangınlarıyla mücadelemizi e, sonuna kadar sürdüreceğiz. Tabii ki yangın olduğu zaman bize ihbar geldiği zaman biz canım canımızı alıp hemen gidiyoruz. Fakat şehri de riske sokmamamız lazım. Bazı anız yangınlar bizi 4-5 saat uğraştırıyor. Ee, bir araç yetmiyor, ikinci, üçüncü, dördüncü aracı gönderiyoruz çünkü orada yerleşim alanları var. Ama e, bizim de asli görevimiz e, şehirdeki işte araç, ev, iş yeri yangınlarına karşı her an görev başında olmamız lazım. Bu anızları yüzde 99'unu kasten yakıyorlar. Biz bunu artık adımız gibi eminiz çünkü hasat varken hiçbir yangın yokken hasatlar alındıktan sonra birdenbire yangınlarda bir patlama oluyor. Bir canlıyı yok etmek, acı içerisinde yakarak öldürmek bizim dinimizde yoktur, haramdır, günahtır ve zaten anız yakmak da suçtur. Hiç kimse anız yakmaya teşebbüs edememeli.